Böbrek üstü bezlerinden tansiyonu etkileyen birkaç hormon salgılanır. Bunlardan bir grubuna mineralokortikoid diyoruz. Diğer grubuna e, özellikle sempatomimetik ajanlar diyoruz. Stres hormonları, adrenalin yine böbrek üstü bezinden salgılanır. Ayrıca salgılanan kortizol de dolaylı olarak veya direkt olarak yine kan basıncını etkilemektedir. Yani baktığımız zaman e, böbrek üstü bezinin önemli fonksiyonlarından bir tanesi yine kan basıncının ayarlanması. Böyle düşündüğümüzde özellikle kimlerde şüphelenelim böbrek üstü bezinden? Her hipertansiyonu olan da biz böbrek üstlerini araştırmıyoruz veya detaylı tetik etmiyoruz. Eğer kan basıncı aniden yükselmişse yani o güne kadar normal giden bir bireyde bir anda belli bir dönemde kan basınçları yüksek seyretmeye başlamışsa bu yeni çık ortaya çıkmış bir süreç olduğunu bize gösterir ve biz bu tip vakalarda araştırırız. Kan basıncı birden fazla fırlayıp ilaçlara istenen cevabı vermiyorsa yani biz buna dirençli hipertansiyon diyoruz. İki tane, üç tane, dört tane ilaç kullandık. Hala kan basıncı düşmemekte direniyorsa bunda da altında bir hormon araştırılabilir. Yine adrenale bakabiliriz. Bir de bakarsınız bazı bireylerde normal kan basıncıyla seyrederken ataklar halinde yüksek kan basınçlı dönemleri olur. 1 saat, 2 saat, 3 saat süren yüzde kızarmayla beraber, ateş basmasıyla beraber seyreden hipertansiyon dönemleri olur. Feokroma dediğimiz hastalığın tipik bulgularıdır bunlar. Sonra bu atak geçtiğinde birey kendisini normal hisseder ve bu birey normal döneminde hekime başvurduğunda teşhis konamaz. İşte çok iyi bir anamnez alınarak, e, bireyin şikayetleri çok iyi dinlenerek bu hastalarda iyi bir yaklaşımda bulunursa bununla ilgili tetkiklerde ortaya çıkabilecek hastalıkların yapılacak müdahalelerle tedavisi var ve bu kan basıncı değişiklikleri tedavi edilebiliyor. En önemli nokta da bu. Bu yüzden e, gerekli bireylerde mutlaka doktorunun şüphelenip bununla ilgili ileri tetkiki yapması veya bizlere yönlendirmesi son derece önemli.